Evet dostlar şimdi yorumlarınızdan e, gelen e, hisseleri analiz edeceğiz. Teker teker gidelim. E, Talman ve Emlak Konut takipteyiz. azına yürüyene sağlık şimdiden. Eyvallah abim benim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Talman'la başlayalım. Zaten Talman şu şekilde. Arkadaşlar Talman için ne söyledik arkadaşlar? Şimdi dedik ki 29 30'lar ve 39 TL'ler e, orta ve kısa vadeler için al sat yaparak e, para kazanabileceğiniz bir trend ortamı dedik. Şu kanal aralığında e, bu hisseyi takip edenler zarar etme ihtimali neredeyse %20 diyebilirim. E, yani genellikle şu kanal bandına gidip geliyor. Bakın. Aşağı gelmiş, yukarı gitmiş, aşağı gelmiş, yukarı gitmiş, aşağı gelmiş. Aşağıda Biraz oyalanmış, yukarı gitmiş, aşağı gelmiş, yukarı gitmiş, aşağı gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Ama biz dedik ki uzun vadeli dostlarımız eğer ki uzun vade olarak elinde tutmak isteyenler 39-25 üstü kapanışlar bu hissenin asıl hedefi formasyon gereği 47-30'lar bu hisse için olağandır, görülebilir bir hedeftir dedik. Hala da aynı şeyleri söylüyoruz. Zannediyorsam sosyal medyada bu hedefi veren ilk insanlardanım. Herhalde başka da bir böyle bir hedef veren kimseyi de bulamazsınız. Çünkü grafikten anlamıyorlar insanlar. Onu ben sana söyleyebilirim. Yukarıda ne zaman bu kurulum gerçekleştirir? Bu belki bu hafta içerisinde de yapar. Belki 5 yıl sonra da yapar. Bunu biz bilemeyiz zaman aralığını. Kesinlikle ama kesinlikle hiçbir insan veremez. Ama e, genel itibariyle bir şeyler söz yani söylemek gerekirse artık zaten bu hisse 5 Ekim'den beri şu kanal bandında hareket ediyor. Eylül, Ekim, Kasım aralığa girdik. 2 ay, 3 ay süre zarfında zaten genellikle hisseler formasyon tamamlama anlamında genel itibariyle %50'si hedeflerini gerçekleştiriyor. Bu hissede de yakın zaman dilimi içerisinde 47-30'lar görebilme ihtimalimiz %50 diyelim yanlış anlaşılma olmasın sonra insanlar bir şey demesin kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir ileride gidebilecek güzel bir potansiyeli var bunu da önümüzdeki günlerde aylarda göreceğiz e, endeks sıkıntısı yaşamaz isek e, gidebilecek seviyeleri yazmışım e, buradaki kanal bandında takip ederseniz e, sizin için iyi olacak emlak konut soran var. E, K, G, Y, O. Bakın dostlar. Dedik ki burada çok güzel bir formasyon gerçekleştirilmiş. Bakın çok güzel bir formasyon gerçekleştirilmiş. Bu formasyonun hedefi. Bakın şurası şuranın üstünde kapatma, kapatması bizim için çok iyi bir şey. Yani iki TL üstü kapanışlar her zaman bizi asıl hedefe götürecektir. Orası nedir? ile. Peki hocam bu yüzde kaç kazanç elde edecek anlamına? Yüzde yirmisi daha var bu hissenin ileride gidebilecek seviyesi. Ama şuradaki seviyeden geri düzeltme yapabilir 2.40'larda. Yani bu ise 2.40'ların üstünde de kapanış yapar ise artık daha da neler söyleyebiliriz? Neler Allah büyüktür e, diyeyim sizlere. Arkadaşlar 2.50 e, bu hissenin hedefidir. E, bunu unutmazsanız kazançlı olabilme ihtimaliniz yüksek olur. Kesinlikle arkadaşlar ekstradan bir şey söylemeye gerek yok. Bu ise yani bir düzeltme yapıyor. Düzeltmesi de işte iki onlara gelir. 2 TL'lere gelir. Ondan sonra tekrar tepki yükselişi yapar. Yükselir diyorum. Bu ise ileride 3-4 TL. Yani benim bu emlak bu emlak konut Yakup yazarsanız YouTube'da benim bugüne kadar söylemiş olduğum her şey nasıl tıkır tıkır çalıştığını görürsünüz. Biz bu hisseye ilk girdiğimizde 3 TL hedef verdik arkadaşlar. 1.64 ile maliyetlendik. Anlatabiliyor muyum? Yani e, elinizde tutarsanız kazanırsınız. Tabii bu gel gitler mutlaka olacaktır. Bazen %10 da düşer. Önemli değil. Yukarıda hikayesi varsa, e, senaryosu varsa kesinlikle korkabileceğimiz hisselerden birisi olmayacaktır gibime geliyor. Şimdi Talman, e, Emlak Konut ve Marshall Marshall bakalım kaymalar olmuş mu? Endeks sıkıntısı. Bakın arkadaşlar biz dedik ki 4, 4 40, yani 400 TL gibi bir hedefi var. 400 TL hedefini gerçekleştirdi. Biz bu hisseyi buralardan paylaştık. Artık ezberlemişsiniz ekstradan bir şey söylemeye gerek yok dedik ki arkadaşlar dedik 330 desteği önemli bir destektir 330'un üstüne kaldığı sürece 400 TL'ler olacak 400 TL ve 480 TL hedefler bu ise için olağandır peki hocam ne oldu şimdi ne olacak bu saatten sonra şimdi senin yani bunlardan korkmaman gerekiyor gelebilecek seviyeleri işte ee, belki 300 TL'lere gelecek. Belki 280 TL'lere, 290 TL'lere gelebilir. Bu önemli bir şey değil. Ama ben sana buradaki yeşil şeyleri yazmışsam boşuna yazmamışım. 400 TL ve 480 TL hedefler hala bu hisse için geçerlidir. Bu bir fake hareketi de olabilir. Bu bir. İkincisi bu endeks kaynaklı da olabilir ki kesin endeks kaynaklı bir sıkıntı yaşadı. 330 TL'nin altına düştü. Bu bir endeks kaynaklı bir sıkıntıdır arkadaşlar. O yüzden yani herhangi bir kaymaya neden olmuş mu var hocam? Çok da böyle bir şey olmamış ama şunu tam buraya çeker isek sanırım. Bu belki de bizim elimizde olan biten bir şey. 335'in altına düşmüş. Yani 276 bu hissenin gelebilecek en kötü seviyelerinden bir tanesi ve gelebilecek ve e, en güçlü desteklerinden bir tanesi. Bu hisseyi buralarda 280'lerde, 290'larda, 300 TL'lerde alım yapan insan e, herhalde inşallah kolay kolay zarar etmez bizi takip eden insanlar. Ya bu Marshall'da bizi takip eden insanlar deli gibi para kazandı ben açık söyleyeyim. O yüzdendir ki yani bana mesela şu şekilde yorum da geliyor. Hocam diyor ki sürekli Jan e, diyorsunuz, Marshall diyorsunuz, kent dediniz. İşte ne bileyim artık merko diyorsunuz, avot diyorsunuz. Niye hocam sürekli bu hisselere bakıyorsunuz? Çünkü arkadaşlar şimdi merko ve gıda e, onu e, çemberin dışına çıkaralım. Marşal, jant e, bunlar bize çok güzel paralar kazandırdı. Ee, yani bir duygusallık bir şey beslemiyorum tamam severim sevmem ne zaman girmişsem bu işe para kazanarak çıkmışım arkadaşlar bunu rahat bir şekilde söyleyeyim çünkü bekletir bir hafta iki hafta Biz, bizi iki hafta bekletti biliyorsunuz ki ben şuradaki formasyonu çizdiğimde e, şu, şuradaki hedefleri e, verdim sizlere. Ama işte iki hafta bizi bekletti. Sıkıntı yok. İki haftanın sonunda bize güzel bir kazanç bıraktı mı bıraktı. Çıkış yaptım günü bile söyledim sizlere. Dedim ki ben çıkış yapıyorum arkadaşlar. dedim hedefler gerçekleşti. Bana bakarak çıkış al yapmayın dedim. Yapmayanlar da varmış. Yapanlar da varmış. Ama kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Zarar edebilme ihtimaliniz yüksek olabilir. Şimdi bu ise arkadaşlar 276 TL'ler 280 TL'ler çok güçlü bir destektir çok güçlü bir destektir. Yani gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama eğer ki şayet gelir ise yani bilmiyorum ister ağlı, ağlı ister sat. Ben ona karışmıyorum. Ama gelebilecek en iyi desteğe gelmiş olacak. Ve burada öyle böyle bir tepki yükselişi yapmaz. Yukarıda bütün hedefleri mahvedebilecek bir potansiyele sahiptir. Marshall arkadaşlar o şekilde söyleyeyim sizlere. Şimdi bunun ekolisine de bakalım. Janta da bakalım isterseniz. Ya da jantı şimdi sormadığımız için e, bir sırayla zaten jant burada. E, Bakap e, merak etmiş. Bakap bakalım. Bakap ne demişiz? Ne olmuş? Ne bitmiş? Çizmiş mi hiç? Aa çok güzel düşmüş ya. Vallahi billahi çok güzel düşmüş. Yani Endes kaynaklı bir sıkıntı yaşamış. Bu da ya zaten bütün hisseler neredeyse endeks sıkıntısı yaşadı. Bakın, tam destekte durmuş. Burada durmasının bir nedeni var arkadaşlar. Bu hissenin normal şartlarda alınabilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Bu bir tanesi. Şu an tam destekte. Vallahi yani arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bak, pembesi bir renk, e, renk yaptım. 18.78'in altında kapanışlar yapmadığı sürece bu hissenin yönü pozitif olabilme ihtimali var arkadaşlar. Onu ben söyleyeyim sizlere. Burada bir kırılım gerçekleştirilmiş. Ee, şu şekilde. Yani bu da bizim ana destek hattımız. Evet. Yani e, şu şu kanal bandının altına sarkmaması gerekiyor. Sarkmadığı sürece hedef yukarıdır arkadaşlar. Şu şekilde bir kanal ortamı içerisinde kendine yer edinmiş bulunmaktadır. Çok da güzel, çok da güzel, çok da güzel, çok da güzel. Yani oluşabilecek en kötü seviyelerden bir tanesi şurasıdır arkadaşlar. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bakap Bakın backup çok güzel bir yerde onu size söyleyeyim yani seçim sizindir biz e, bu ise için ne söylemişiz ne e, ne çıkmış hepsine bakabilirsiniz e, teknik analiz olarak hiçbir sıkıntımız yok çok şükür e, arkadaşlar eğer ki düşer ise bakın düşer ise şş, bakın gün gün içerisinde burayı görmüş. Bakın 18.55'leri görmüş. Hatta 18.63'leri görmüş. Ama üstü kapanış yapmış. Bu da bizim için çok güzel bir hareket. Güzel bir şey. Ee, yani 17 kadar 17-60'a kadar önlem alan insan bu hissede zarar etme ihtimali çok düşük olur. Şu an zaten birinci destekte. Birinci destekte normalde endeks sıkıntısı yaşamaz ise hisse Burada tepki yükselişi yapar. Yukarı yönlü bir hareket seyir eder. Eğer iki yapmaz ise şuradaki zaten burada bir e, bizim üçgen formasyonumuz var. Artık takoz mu dersiniz ne dersiniz. Bu üçgenin içine girer. Bu üçgenin içerisinde de şuraları 18 TL'ler bandında e, hareket etmiş olur. Ama 17 17.50'ler bu hissenin. Ee, gelebilecek en kötü seviyelerinden bir tanesi. Çünkü üçgen formasyonun dışı demek artık. Yani burada da oyalanabilme ihtimali var. Ama ben grafik olarak olumlu bakıyorum. Yükselen bir trendin içinde hareket ediyor. Normal e, bantlarından bir tanesi hedef anlamında kabaca şöyle bir şey çizer isem e, şöyledir. Şurada da tekrar bir düzeltme meydana gelebilme ihtimali var. Olabilir. Olağandır. Yani 20 TL, 20-50 20.50'ler iseyin tekrar buralara gidecektir ve buradan da sonrası yukarıda güzel bir hedef. Daha önce gitmiş olduğu hedefi tekrar gidebilme ihtimali yüksektir. Bu ambalajı bu şekilde takip edersen inşallah zarar etmezsin. onu söyleyeyim. Yeter artık senin çok şeyine baktık yani. Ama ama peker gayrimenkule de bakalım çünkü yorumlardan PEKER bayağı var. PEKER gayrimenkule de bir bakalım neler olmuş. PKY. Evet arkadaşlar şimdi PEKER gayrimenkul için şöyle günlük grafikte bakar isek, günlük grafikte bakar isek burada değişik bir sistemden bahsedebilme ihtimalimiz var dedik arkadaşlar. Şunu isterseniz ben bir kapatayım net bir şekilde göreseniz. Evet. Şimdi 2.19'lar 2.19'lar bu ise için bir destektir. Ee, gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Ee, ama 2.19'un üstü e, kapanışlar her zaman bu ise için olumludur. Gidebilecek bir hedeftir. Ee, biz aslında buralardan dönmesini bekledik bekliyorduk 2.40'lardan ama patron sürekli lotlarını sattığı için e, hisse düşmeye devam ediyor ya, bu saatten sonra ne kadar düşürürler bilmiyorum ama e, yani ileride sabre edenler bu hisse de güzel bir kazanç elde edebilir şu şekilde çizer isem daha ayrıntılı bir şekilde sizlere aktarmış olacağız burası bir e, formasyon olarak alır isek yukarıda 4 TL'ler ve 6.37'ler bu hisse için bir hedef niteliğindedir. Buralarda satış geliyor arkadaşlar ve mecburen şu an e, ikinci desteğinde, birinci desteği 1.40 demiştik, 1.45 ve bu ise için de daha önce dedik ki 2 TL'nin altında stop loss'la beklemeniz gerekiyor. İnşallah o kadar düşmez. Ama bu adamın pat, patronun hisseleri bittiği an itibariyle çünkü müthiş bir alım gerçekleştiriliyor. E, büyük ihtimalle e, sermaye artırımı için millet şimdiden e, kendine yer e, alıyor. Sadece bu hissede olan insanlar dostlarımız sabırla beklemeleri gerekiyor. Sabırla beklerseniz e, güzel bir kazanç elde edebilme ihtimaliniz de o kadar yüksektir arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir e, hissele duygusal bir bağım yok, bir çalışmam yok. Olamaz da. Sadece gördüğümüz şeyleri paylaşıyoruz. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.